Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün size bana hediye gelen Kivin marka yumurta pişiriciden bahsedeceğim. Genellikle biz yumurtayı haşlarken cezve kullanıyoruz. Büyük ihtimalle herkes de öyle yapıyordur. İşte bu cezveyi kullanırken yumurtayı haşlama oranını ayarlamak biraz zor oluyor. Mesela kayısı kıvamında yapmak isterseniz yumurtayı biraz cezvenin başında bekleyip suyun kaynama zamanını hesap edip ne kadar yumurtanın cezvede kalacağıyla ilgili hesaplamalar yapmanız lazım. Bazıları için bu kolay olabilir. Kahvaltının başka bölümlerini hazırlarken yumurtayı takip etmek zor oluyor. Bence bu yumurta pişiriciler tam bu iş için yapılmış. Hem sizin işinizi kolaylaştırıyor. Cezvenin başında beklemiş olmuyorsunuz. İstediğiniz kıvamda bu yumurta pişirici yumurtayı hazırlayabiliyor. Mesela şurada bakın hemen yazmışlar. Katı, orta, sulu hazırlama demiş. Bir de yumurtaları koyuyorsunuz. Düğmesine bastığınızda işlem bittiği zaman uyarı sesi de veriyormuş gördüğünüz gibi. Yani siz bunun başında beklemenize gerek yok. Siz sadece yumurtaları koyun, gerisine karışmayın. Şimdi ben size kısaca bundan biraz bahsedeyim. Makinenin kendisi burada. Şöyle bir, 2, 3 ve 4 parçadan oluşuyor. Bu bölüme şu ölçü kabıyla su koyuyorsunuz. Bu telefonda çok belli olacak mı bir bakalım. Bakın şurada pişireceğiniz oranlarla alakalı çizelgeler yapmışlar. Burada hard diyor. Hard dediği bakın şurada. Hard dediği bakın şurada katı yazıyor. Katı hazırlamak isterseniz hard derecesine göre su koyacaksınız. Şöyle çevirelim. Bakın burada medium yazıyor. Bu medium da orta. Yani kayısı kıvamı dediğimiz. Bu çizelgeye göre su koyuyorsunuz. Şöyle çeviriyorum. Burada da soft yazıyor. Yani şu sulu olan. Hani bizim de halk dilinde rafadan dediğimiz yumurta haşlama şekli. Suları bu ölçüde koyduktan sonra hangi ölçüde yapmak istiyorsanız. Ben daha çok kayısı kıvamını tercih ediyorum. İstediğiniz ölçüde suyu koyup yumurta pişiricinin bu mekanizmasına suyu boşaltıyorsunuz. Ölçü kabındaki bu küçük delikle yumurtanın siri tarafına değil, kalın tarafına küçük bir delik açıyoruz. Kaç tane yumurta yapacaksak hepsine bu sivri ucla beraber bir delik açıyoruz. Yumurta pişiricinin diğer parçasını buraya yerleştiriyoruz. Yumurta pişirici 7 tane yumurta alıyor. Herhangi bir boşluğa yumurtamızı koyuyoruz. Delikli kısmı yukarıda kalması gerekiyor, onu unutmayın. Baştan anlatıyorum, suyu koyduk ölçü kabıyla beraber. Ondan sonra yumurta tutucuyu yerleştiriyoruz. Sonra yumurtayı deldik. Yumurtayı buraya koydum. Sonra diğer parçası kapağı var. Kapağı da kapatıyorum öyle. Fişini takıyoruz. Fişini taktığımızı varsayalım. Ve on off düğmesini ona getiriyoruz. Ve makine çalışmaya başlıyor. Sizin koyduğunuz su miktarına göre yumurta makinesi çalışacak. O su buharlaştıkça bu yumurta pişecek. Ve bu alttaki mekanizmadaki su buharlaştığı için orada su kalmayacak ve yani o suyun buharlaşıp bittiğini haber vermek için bir zil sesi çıkarıyor. Bakın burada da bahsetmiş. İşlem tamamlandığında bir uyarı sesi gelecek ve siz bunu off konumuna getiriyorsunuz. Yumurtanın üst kapağını kaldırıyorsunuz. Ve bu kısmı elinize dikkat edin tabi burada bir buhar olacak. Bu kısımdan tutup soğuk suya gezdiriyorsunuz. Ve hepsi bu kadar. Ondan sonra artık yumurtanızı nasıl haşladıysanız ona göre de servis yapacaksınız. Ben kısaca şu Kivi markasından bahsetmek istiyorum. Ben bu Kivi'yi daha çok BİM ve A101'de görmeye başladım. Bu bir Türk markasıymış. Büyük ihtimalle herhangi bir yerde bir mağazası yok. Sadece BİM ve A101 üzerinden kendi markalarını satıyorlar. Bunun yumurta pişiricinin modeli de KEB4308'miş. Bana bunu hediye alan Sinan abi BİM'den 9 Ocak 2021 yılında aldı. O zaman fiyatı 79 liraymış. Bu hafta da tekrar BİM'e geliyor. Bakın şurada yine aynı fiyatta 79 lira. Bu tip küçük ev aletlerini yani 100 liraya kadar olan ev aletlerini bence markasına bakmaksızın alıp kullanabilirsiniz. Çünkü küçük ev aletleri bozulsa bile fiyatları uygun olduğu için sizi fazla etkilemez herhalde diye düşünüyorum. Ben beğendim. Birkaç gündür kullanıyoruz. Bununla ilgili küçük bir reel yapmıştım. O videoyu da burada paylaşırım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tavsiye ederim. Almak isteyenler gönül rahatlığıyla alabilir. Bu videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.